Kadın ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Operatör Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz 25 Kasım ile ilgili açıklama yaptı. Kadın ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Operatör Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz, kadına yönelik şiddet yaşam döngüsü içinde ele alındığında daha konsepsiyon öncesi dönemde başlamaktadır. Aile içinde sahip olunacak çocuğun cinsiyetinin kız çocuklar aleyhine belirlenmesi, kız bebeklerin öldürülmesi, kız çocuklarının cinsel istismarı, dövülmesi, çeyiz, başlık parası, namus cinayetleri, flörtte şiddet, evlilikte hırpalanma, dayak, tecavüz, ekonomik ve psikolojik baskı, genital mütilasyon ve diğer cinsel organlara zarar verici uygulamalar, iş yerinde ve diğer kurumlarda cinsel ve psikolojik şiddet, kadın ticareti, fuhuşa zorlama, yaşlılıkta fiziksel, cinsel ve psikolojik saldırıya uğrama, cinayete kurban gitme şeklinde gerçekleşmektedir. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ve Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ne uygun olarak hazırlanan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, kadının şiddete karşı korunmasını amaçlamaktadır. Kadını ve aileyi korumada oldukça kapsamlı olan bu yasa yeterli düzeyde uygulanmamakta ve devlet organlarının kadını şiddete karşı korumada yetersiz kalmaktadır. Aileyi yıkan kanun denilerek kapsamı daraltılarak ortadan kaldırılmaya çalışılan bu yasanın etkin bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin boyutları her geçen gün artmaktadır. Dünyada 3 kadından ikisi fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde kadına yönelik şiddet gittikçe artmaktadır. Toplumda yükselen şiddet dalgası fiziken zayıf olan kadına yönelmekte, kadının eşit bir birey olarak kendi geleceğini tayin etme talebi ataerkil sistem tarafından şiddet ile bastırılmaya çalışılmaktadır. En son olarak da uygulamada çok cüzi rakamlarda ödenen nafaka hakkı da ortadan kaldırılmaya ve kadın şiddete razı edilmeye çalışılmaktadır. Medyada kadını bir cinsel obje gibi konumlandırılıp kadına yönelik şiddeti olağanlaştırarak yaygınlaştıran yayınlar kadına yönelik şiddeti tırmandırmakta çok önemli rol oynamaktadır. 2002-2017 yılları arasında erkekler tarafından işlenen kadın cinayetleri binde 1400 artarak katliam boyutlarını almıştır. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2008-2017 yılları arasında 2262 kadın katledilmiştir. Cinayete kurban giden kadınların çok büyük çoğunluğu eş, eski eş, erkek arkadaş, aile içinden bir erkek tarafından katledilmektedir dedi. Şahbaz şunları ifade etti. Sahip olunacak çocuğun cinsiyetinin kız çocuklar aleyhine belirlenmesi, kız bebeklerin öldürülmesi, kız çocuklarının cinsel istismarı, dövülmesi, çeyiz, başlık parası, namus cinayetleri, flörtte şiddet, evlilikte hırpalanma, dayak, tecavüz, ekonomik ve psikolojik baskı ve diğer cinsel organlara zarar verici uygulamalar, iş yerinde ve diğer kurumlarda cinsel ve psikolojik şiddet, kadın ticareti, fuhuşa zorlama, yaşlılıkta fiziksel, cinsel ve psikolojik saldırıya uğrama, cinayete kurban gitme şeklinde gerçekleşmektedir. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi ve Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ne uygun olarak hazırlanan, kadınların örgütlü mücadelesiyle kazanılan 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, kadının şiddete karşı korunmasını amaçlamaktadır. Kadını ve aileyi korumada oldukça kapsamlı olan bu yasa yeterli düzeyde uygulanmamakta ve devlet kadını şiddete karşı korumada yetersiz kalmaktadır. Aileyi yıkan kanun denilerek kapsamı daraltılarak ortadan kaldırılmaya çalışılan bu yasanın etkin bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin boyutları her geçen gün artmaktadır. Dünyada 3 kadından ikisi fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Ülkemizde kadına yönelik şiddet gittikçe artmaktadır.
Toplumda yükselen şiddet dalgası fiziken zayıf olan kadına yönelmekte, kadının eşit bir birey olarak kendi geleceğini tayin etme talebi ataerkil sistem tarafından şiddetle bastırılmaya çalışılmaktadır. En son olarak da uygulamada çok cüzi miktarlarda ödenen nafaka hakkı ortadan kaldırılmaya ve kadın şiddete razı edilmeye çalışılmaktadır. Medyada kadını bir cinsel obje gibi konumlandırıp kadına yönelik şiddeti olağanlaştırarak yaygınlaştıran yayınlar kadına yönelik şiddeti tırmandırmakta çok önemli rol oynamaktadır. 2002-2017 yıllar arasında erkekler tarafından işlenen kadın cinayetleri %1400 artarak katliam boyutlarını almıştır. Kadın cinayetlerin durduracağız platformunun verilerine göre 2008-2017 yılları arasında 2262 kadın cinayete kurban gitmiş. 2018 yılının Ekim ayı sonuna dek 363 kadın katledilmiştir. Cinayete kurban giden kadınların büyük çoğunluğu eş, eski eş, erkek arkadaş ya da aile içinden bir erkek tarafından katledilmektedir. Bu kadınların önemli kısmı savcılık ya da kolluk kuvvetlerine başvurarak koruma talep etmiş fakat korunamadıkları için cinayete kurban gitmiştir. Kadın cinayetlerini işleyen faillerin iyi hal indirimi, haksız tahrik gibi bahanelerle etkin bir şekilde cezalandırılmadığı, kadın cinayetlerinin üzerinin örtülmeye çalışıldığına üzülerek tanık olmaktayız. Kamuoyunda Özgecan Yasası olarak bilinen kadına karşı şiddetin etkin bir şekilde cezalandırılmasını amaçlayan tasarının bir an önce yasalaştırılmasını talep ediyoruz. Kadını tali cinsiyet olarak konumlandıran, şiddeti meşrulaştıran ataerkil sisteme karşı tüm kadınlarımızla birlikte örgütlü bir şekilde sonuna kadar mücadelemizi yükselterek cinsiyetçi politikalara son verecek ve kadını yaşamın her alanında güçlü bir şekilde erkeklerle eşit konuma getirerek kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti tarihin karanlık sayfalarına göndereceğiz.